Ersin Hanım, Okan Bey, öncelikle hoş geldiniz Efes Play standımıza. Sizleri biraz tanıyalım, ben tanıyorum ama Okan Bey, ne yapıyorsunuz? Yapıyoruz bir şeyler. biz ne yapıyoruz? Biz çocukları eğlendirmeye çalışıyoruz. Daha doğrusu ailelerin, eskiden biliyorsunuz çocuklar dışarı çıkıyordu, araba yoktu, bir şey yoktu. Komşuluk kültürü vardı. Çivi oynuyorlardı, karış oynuyorlardı, taş oynuyorlardı. Şimdi o iş bitti, kalktı. İnsan, aileler komşusunu bile tanımıyor. Ne yapıyor? Çocukların arkadaşı yok, güvenlik sitelerinin haricinde. Yalnız kalıyor, annesine babasına yük oluyor. Biz de onları rahatlatmak adına bir saat, iki saat çocukları oyun ablalarıyla oyun oynuyoruz. Yaptığımız hizmet bu. Çocuklara sosyal bir mekan sağlıyorsunuz yani. Yani. Peki bu mekanı sağlarken sizin için önemli olan nedir? En önemlisi güvenlik. Güvenlik bizim için çok önemli çünkü ailelerin en değerli varlığı bizimle beraber. O süre içerisinde onlara keyifli vakit verebilmek. Bizden ayrılırken esas müşterimiz çocuklar. Mutlu ayrılmalarını sağlıyoruz. Ve hijyen. Hijyen. Hijyeni sağlamak pek kolay değil galiba. Çünkü benim de ufak bir oğlum var. Yani diye o toplara daldıkları zaman nasıl sağlıyorsunuz hijyeni? Aslında çocuğun yani mikrop kapması gerekiyor ama bu konuda aileler arıza çıkartabiliyor. O yüzden biz en kötü 2 ayda 1 dolaşan ekibimiz var. Sabancı Üniversitesi onaylı galiba. Dünyada tek diyebiliyorum formülü. Hiçbir şekilde kötü bakterileri içindeki oyun salonumuz içinde tutmuyor. Rutinler sabah mağazalarında 1 saat önce açılıp genel bir temizliği var. Ablalarımız her sabah bu konu hakkında 1 saat önce gelip mağazanın bütün temizliğiyle ilgileniyorlar tabii ki. Kaç oyun parkınız var? 16. 16 tane parkınız var. Peki Türkiye'de park sizce... Mağaza. Luna Park kültüründen geldiği için insanlar yanlış yoluna, biz mağaza olarak dillendiriyoruz. 16 tane mağazanız var. Evet. Bu sayı sizce az mı çok mu? Çünkü şundan soruyorum, Türkiye'de biz bu işin neresindeyiz? Daha başında mıyız bu oyun kültürünün yoksa bir doygunluğa doğru gidiyor muyuz? Ya da gelişmeye doğru gidiyor muyuz? Bence başındayız. Hatta biz çok başındayız. Bir Amerika'ya göre, bir Avrupa'ya göre çok başındayız, yani çok gerideyiz. Neye ihtiyacımız var? Zor oldu. İhtiyacımız var. Önce Ar-Ge'ye ihtiyacımız var, araştırmaya ihtiyacımız var. Birazcık görüş alanımızı genişletmemiz gerekiyor. Artık çünkü sektör standart oyun parkının dışına çıktı. İnsanlar dijitalden daha çok çocukların içeride eğlenip vakit geçirirken bu arada bir şeyler de öğrenmesini sağlayabilecek oyun alanlarına döndüler. Yani bırakalım makinede vakit geçirsin. İçeride bir motorun üstünde saatlerce dursun değil de eskisi gibi Okan Bey'in dediği gibi nasıl sokakta oynuyorduk, ter içinde geliyorduk, elimiz yüzümüz kızarıyordu, annemiz bizi yıkıyordu. Biz de çıkarken yıkamıyoruz ama fönle kurutup mutlu çocuklar, yanakları al al olan çocukları görmek istiyor veliler. Tamamen buna döndü çünkü çocukları bir fonus gibi apartman dairelerinde büyütmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla buralarda bu enerjilerini atmalarını sağlıyoruz. Ve ilgi ve paylaşımlarını oluşturmamız gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz dijital platformlar tamamen çocukların algılarını bir noktada toplanmasını sağlayıp iletişim konusunda asosyal çocuklar yetiştirmeye çalışıyorlar. Ama biz bunları burada değiştirip beraber koşsunlar, düşsünler, paylaşsınlar, gerekiyorsa kirlensinler. Bunları sağlamaya çalışıyoruz ve veliler de artık bunları istiyorlar. Şu anda Atrax 2018'deyiz. Fuarı nasıl buldunuz? Bu düşünceleriniz doğrultusunda bu yönde mi gidiyoruz? Aslında benim gördüğüm biraz dijital yönde gidiyoruz ama genel olarak fuarı nasıl buldunuz? Ya da Almanya'daydık işte 2 ay önce. Orayla kıyasladığımız zaman bu fuar nasıl? Ya bana göre ben bunu 5 sene önce de dinlendirmiştim. Bu evlere Atari, PlayStation ve bilgisayar girdikçe makina grubu sanki çeşitliliği azalıyor gibi. Gördüğünüz gibi bu sene büyük bakıcılardan kimse yok. Çinliler de yok. Herhalde 2 tane küçük stand var galiba değil mi? Ben maçı göremedim. Onlarda yine geçen senekinin aynısı. Bir farkı yok. Değişik bir makine daha yok yani. Hatta daha küçültülmüş, minimalize edilmiş haliyle. Fuarın birçoğu da bu. Çünkü aileler, çeşit yok artık. Video game oyunları oynatmak istemiyor artık çocuklar. Hatta bize geldiği zaman Softplay alanlarında soruyorlar içeride
dijital oyun var mı yok mu? Varsa sokmayacağım diye kendisi söylüyor. Zaten evde bilgisayar oynamasını yeteri önleyemiyor. Yeteri kadar görüyor zaten. Tabii Atari oynamasını önleyemiyor. Yeter ki kendi enerjisini atsın. Evde fazla annesiyle babasıyla duvara tırmanmasın tabiri caizse bizim. Gelsin bizim oyunlarımıza tırmansın diye. Evet, aynen öyle, sizin oyununuza tırmansın. Çok seviyoruz. Parka gidin, aa Bartu buradaymış deyip koşup Bartu'nun elinden tutup oynayan çocukları oluşturmaya çalışıyoruz. Yani bir makinenin başına girip etrafında belki de sıra arkadaşını görmeyen çocuklar değil de içeride ekip kurup grubu sağlayabilecek çocuklar oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi biz böyle büyüdük. Eski oyunları oynatmaya çalışıyoruz. Bezirganbaşı, yakalamaca. Sandalye. Hala bunları oynatıyoruz. Bize mutlular. Eski kültürü devam ettirmeye çalışıyoruz çocuk. Bir tedarikçi olarak peki Efes Play'i nasıl görüyorsunuz? Fiyat var mı? İş yapar mı? İş yapar mı? Yapar abi, yapar. Zaten bildiğim kadarıyla klipsleri Amerika'dan geliyor. Kaydırakları İngiltere'den geliyor. Kids Corner'ı İtalya'dan geliyor. Ben böyle biliyorum. Çin malı yok diye biliyorum. Geri kalan mallar yerli mallar. Ve bir hepsi standartları üstünde diye biliyorum. Zaten Efes'te durağan mantıkla ilerleyen bir firma. Yani dijital platformu hiçbir zaman olmayıp bizim söylediğimiz noktada kendini geliştiren, bu konuda da asla ödün vermeyen bir firma. Efes'te çalışıyorsunuz o zaman? Çalışıyoruz. Bundan sonra çalışmayı düşünüyor musunuz? Tabii ki. Fiyatlar önemli. Evet. Tamam, bravo. Ağzımdan aldınız. Daha çok çalışmanızı, böyle isteyerek çalışmanızı sağlayacak şey nedir? Fiyat politikası mıdır? Hemen para istemezse çalışırız. Bence bunu izlerler gibi geliyor. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Yaptık şimdi Okan Bey, Esin Hanım'la. Gel abi, gel. Şimdi Kaan Bey. Yani tek müşterimiz. Bir şey diyeceğim, biraz fiyatlardan dert yandılar sanki gibi geldi bana. Fiyatlar pahalıymış hocam. Olur, hayat. Patron. Olacak böyle, yapacak bir şey yok. Fakat çalışıyoruz beraber. Nasıl? Beraber çalışıyoruz ve daha da çok çalışmayı planlıyoruz diyor Okan Bey. Beraber hiç çalışmıyoruz. Genelde bizi çalıştırıyor Okan Bey. O uzaktan bizi seyrediyor sürekli yani. Ama sağ olsun siparişlerini bize veriyor tabii. Peki kendilerine buradan söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet, biraz daha kar marjı istiyoruz. Biraz daha kar marjı istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Onun dışında 10 numara müşteri. Piyasanın en iyi müşterisidir kendisi. Buradan açık açık söylüyorum. Yani bu kameralara karşı mı böyle bu açık söyleme? Kamera dönsün, hemen bir daha söyleyeyim. gerçekten öyle. Tamam, o zaman teşekkür ediyorum. Abi, hoş geldiniz Efes Play TV'ye. Hoş bulduk, merhabalar. Bu arada Mustafa Bey, Dof Robotics'in yönetim kurulu başkanı. Bize biraz Dof'tan bahseder misiniz? Aslında ben şöyle sorayım, ben Almanya'da ilk sizi gördüm. Yabancı zannettim. Genelde böyle bir şeyle karşılaşıyor musunuz? %100 yerli misiniz? Evet, %100 yerliyiz. Bakatımız var bizim. Yanımızda benim ortağım kendisi. Biraz hafiften Çinlilere benzettiği için insanlar yabancı zannediyorlar, evet, ama değiliz. Tamam. Yalnız oyunların görseli de gerçekten böyle bir Amerikanvari bir havaya sahip. Nasıl anlatayım, yüksek teknoloji, hani ulan bizden böyle bir şey çıkar mı tarzı bir şeyi canlandırıyor kafada sanki. Evet, bizim ürettiğimiz ürünlerimiz genellikle zaten Disney gibi, Universal Studios gibi çok değerli, dünyanın en değerli ünlü parklarında, eğlence parklarında kullanılan ürünler. Biz bunları, yüksek teknoloji ürünlerini Türkiye'de imal ediyoruz. Çin'e, Amerika'ya, Avrupa'ya, özellikle Kuzey Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'ne çok satıyoruz. Ve evet, yüksek teknoloji ürünümüz var. Türkler üretemez diye bir şey yok. Biz de üretiriz. Sadece biraz çabalamak gerekiyor. Biz 10 yıldan beri bu işin üzerine çok fazla eğildik. Arge yaptık, geliştirdik. Dünyadaki bütün fuarlara katılıyoruz. Sizle de tanışmıştık zaten Berlin'deki fuarımızda. Ve Amerika'da bu ödülümüz var bizim, bir tane. Brass Ring Award. En iyi yeni ürün ödülünü aldık bu ürünümüzde. Eğer belki gösterebilirseniz bu arada. Evet. İnsanları döndürüyoruz. Eğlencenin döndürme noktasındayız yani. Biraz bu üründen bahsedelim. Bu VR teknolojisi sanırım. Evet. Ürünümüz VR teknolojisi. Aslında kullandığımız teknoloji VR teknolojisi, fakat arkasında üretilen tüm mekanizmalar bizim tarafımızdan üretiliyor. Biz sadece VR'ı burada aracı olarak insanların filmi izlemesi için kullanıyoruz. Bizim ürettiğimiz otomasyonumuz, mekanik grubumuz, aksamımız tamamen %100 yerli, Türkiye'de üretiliyor. Bunlar insanlar filmi izlerken sağa sola, ileriye geriye, öne arkaya dönme vesaire gibi hareketlerle desteklenerek o izledikleri filmi birebir yaşamalarını sağlıyoruz yani. Bir yaş limitiniz de yok sanırım bunda. Oy var. Yani orada bir barlarımız var. O barlarımızda yaklaşık olarak 1.20'lik
1.20'nin altında olabilecek bir çocuk maalesef barlardan biraz boşlukta kalacağı için sıkıntı yaşar. Boy limitimiz var 2.01 ama az önce yandaki komşumuz 2.10'luk denedi ve hiçbir sıkıntı yaşamadı. Yani denettiririz. Ya şu yaş şeyini şundan soruyorum. Biraz da bu dijital teknolojiye karşı bir ön yargı da oluşmaya başladı sanki. Yani işte benim çocuğum çıktığı zaman işte soft play'de oynasın, işte kaydıraktan kaysın, çok fazla tablette işte VR'a bir şeylere bakmasın tarzı da bir şey, böyle bir şey gelişmeye başladı. Ben de aynı noktadayım aslında. Yani benim de çocuğum var 3 tane. Benim çocuklarım da zaten tabletle çok fazla oynamasın, VR'la çok fazla zaman geçirmesin ama biz zaten 3 dakika veriyoruz insanlara VR'ı. Yani tadabilecekleri kadar, lezzet alabilecekleri kadar ve daha fazlasını zaten gerek de yok. Çünkü 3 dakika içerisinde biz eğlencenin tavanına çıkartıp bir roller coaster'da dünyanın en özel noktasında insanları gezdirip tadında bırakıyoruz odayı. Sonra gitsin koşsun zaten. Tabii dışarıya çıksın koşsun istediği gibi. Soft play zaten lazım. Efes bize lazım. Ya şuraya bir gelelim lütfen. İyi çocuklarım soft play'den çıkmıyorlar. Efes bize lazım. Son olarak şunu sorayım. Türkiye'deki gibi bu oyun sektörü daha işin başında mı? Ya da neresinde? Şimdi oyun eğlence yani sadece bizim sektörümüzdeki oyun değil belki ama diğer tam anlamıyla bilgisayar, kompütür oyunları, eğlence oyunları vesairesi gibi oyunlarda biz başındayız. Fakat eğlence dediğimizde yani bizim ürünlerimiz gibi ürünlerde biz aslında iyi bir noktadayız. Yani bütün dünyada şu anda gerek biz Dof Robotik olarak gerek Efes Play gerekse Polin Luna Park, Polin Water Parklar bunlar dünyanın en başarılı, en eğlenceli hem oyun ünitelerini hem water slide'larını hem kaydıratlarını vesairesini yapan firmalar. Dolayısıyla biz aslında geride kalmış değiliz. Sadece Türkiye'de çok fazla bilinmiyoruz ama dünyaya gidin. Sorun insanlara Efes'i de, Dof Robotik'i de, Polin'i de çok net bir şekilde sektörün içerisindeki büyük firmaların hepsi rahat bir şekilde biliyorlar. Ve bunu zaten insanlara sorsanız rahat bir şekilde bizi parmakla gösterirler. Bunlar yapıyor, en iyisini bunlar yapıyor, Türkler yapıyor diye söylerler. Oyun dersiniz eğer evet bilgisayar oyunları noktasında biraz gerideyiz gibi. Fakat bu da düzelecek. Çünkü yeni nesil geriden çok hızlı geliyor. Daha fazla şey başaracağız inşallah, umuyorum. Sadece biraz gayret etmek gerekiyor. Bizim bir eksiğimiz yok dünyadaki diğer üreticilerden, diğer oyun üreten, film üreten, makine üreten insanlardan bir eksiğimiz yok. Atrax 2018 nasıl? Atrax 2018 güzel. Önümüzdeki yıl ben daha da güzel olacaktır diye düşünüyorum. Sonuçta Türkiye'nin bazı maalesef gerçekleri var sizin de bildiğiniz üzere. Evet, tam böyle işi hani biraz politikadan çıkartıp da hani gerçekten şöyle fuarda şöyle bir eksiğimiz var diyebileceğiniz ne var? Fuarda ya tabii ki yabancı ziyaretçi eksiğimiz var. En büyük eksiğimiz bu. Ya evet politika değil bu ama maalesef Türkiye biraz yabancı konusunda şu sıralarda sıkıntı yaşadığı için biz de fuarda bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Çünkü uluslararası çalışan bir firmayız. Ne olması lazım? Yabancı insan olacak ki biz de onlara bir şekilde ürünlerimizi gösterelim. Geliyor gelmiyor değil. İran'dan gelen var, Orta Doğu'dan gelen var ama biz daha çok istediğimiz Avrupalı, Orta Asyalı, Asyalı ülkelerden ziyaretçilerimizin olmasını istiyoruz. Bu noktada tabii ki Efes Play'e de, daha doğrusu Efes'in sizin kanalınızda da biraz desteğe ihtiyacımız var. Çünkü o bölgedeki insanlara da anlatımlar yapabilirsek belki altyazılı olarak falan bir şeyler. Buradaki fuarda orası bizde. Tamam, orası bizde. İnsanlar daha fazla bizi tanıma şansı bulurlar. Mustafa Bey çok teşekkür ederim. Ben İyi fuarlar diliyorum. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Görüşürüz. Yener Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu anda ne yapıyorsunuz? 2015'ten bu yana alışveriş merkezlerinde, kapalı alanlarda çocuk eğlence parkurları ve mağazaları kurup işletiyoruz. Bildiğim kadarıyla yeni bir marka kurdunuz, öyle değil mi? Evet, Wowland markası bize ait. Benim kurmuş olduğum bir markam. Çocuğum gibi sevdiğim bir marka. Onu geliştirip daha da büyütmeye çalışıyoruz. Oyun alanlarımızda Türkiye'de olmayan ailelerin, çocukların daha çok istedikleri, daha çok aksiyon, daha çok heyecan aldıkları ürün gamını araştırıp bulup bunları eklemek istiyoruz. Bu fuara da katılmamızın bir amacı da bu işimizi geliştirmek.
insanlar. Yani ziyaretçileriniz için... etmek. Ziyaretçileriniz için önemli olan aksiyon, yenilik. Fakat siz bir oyun parkı kurarken ilk olarak hani aksiyon ve yenilikten ziyade neye dikkat ediyorsunuz? Yani burada maliyetler olabilir, güvenlik olabilir. Nedir? Öncelikle çünkü bizim müşterimiz çocuk. Çocukların güvenliği işimizde ve paradan daha öncelikle tutuyoruz. Yani alanlarımızın daha güvenli ve çocukların da bu alanlarda vakit harcarken eğlenerek ve öğrenerek vakit harcamasını istiyoruz. Ana dikkat ettiğimiz etkenler bunlar. Baz aldığımız önceliğimiz önce güvenlik, sonra eğlendirmek. Gerekli malzemeleri bulabiliyor musunuz? İstediğiniz gibi hem güvenli olarak hem de rahatlıkla kurabileceğiniz tarzda malzemeleri bulabiliyor musunuz? Yani %90'larda bulabiliyoruz Türkiye'de. Yani sektörler artık kendilerini geliştiriyorlar. Üreticiler de kendilerini geliştiriyorlar ama birazcık daha yeni ürünler konusunda geliştirmeleri gerekiyor. Bunu hem üretici kısmı hem de bunları satın alıp da alanlarında kullanan kesim de bu araştırmayı yapıp yeni ürünler bulması gerekiyor. Piyasada yeni oyunculara peki hala yer var mı? Var çünkü biraz çok benzer taklit şeyler yapılıyor. Daha farklı ürünler ve daha farklı konseptler yaratanlar bu piyasada her zaman için yerini alacaklardır. Öncelikle AVM'ler dediniz, öyle değil mi? Tabii, kapalı alanlar. Peki WoW markasını AVM'ler dışında nerede görebiliriz başka? Bir hayalim var açıkçası, bunu yapabilirim diye düşünüyorum. Bugüne kadar kurduğumuz hayalleri de gerçekleştirdik. Açık bir alanda böyle survival parkuru tarzında bir yer yapmak istiyorum. Yani bütün aile fertlerini o alanın içerisinde oynatabileceğim, hatta yemesiyle içmesiyle bir gününü orada geçirebilecek bir aktivite alanları yaratmak istiyorum. Yani sırf çocuk oynamasın, babası da girsin, annesi de girsin, beraberce oynasınlar. Anne de girsin, kardeş de girsin. Çünkü oyun, herkes o oyunun içerisinde olursa daha zevkli bir hale gelir. Ve vakit daha doğru geçilir ve kaynaşma, aile kaynaşmasını da orada yaratmış oluruz bu şekilde. Efes Play ile çalışıyor musunuz? Evet. Neden? Bence de çalışın da hani Efes'in... Display yaptığı işe önem veren bir firma. Güvenliği ön planda tutuyorlar. İşçilikleri iyi. Görselleri iyi. Ve nesi kötü? Projeleri ve ufukları iyi. Mutlaka bir defekti vardır size göre. Nedir? Yok mudur? Vardır. Onlar da geliştirmesi lazım. Bizim de geliştirmemiz lazım. Sonuçta bu sektörün içerisindeyiz. Onlar da, bizler de. Birbirimize bir şeyler satabilmeliyiz. Hep al, hep al, olmaz, biraz da bizden al tarzı. Bir şeyler satmalıyız ki doğru ürünleri çıkarabilirim ortaya. Sahada almış olduğumuz aslında ki olayın fizibilitesi bizde. Yani talep kısmı bizde aslında. Bizden geri dönüşleri de detaylı, dikkatli bir şekilde değerlendirmeleri lazım diyorsunuz. Talepleri Efes'e aktarıyoruz ve aktaracağız Efes gibi bu sektörde bu rolü alan arkadaşlara, firmalara. Onlar da bize bizim aktardıklarımızla yeni şeyler çıkaracaklar ve satacaklar bize. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için.